Biraz basın toplantısını yapmamız biraz zaman aldı çünkü çok kısa süre içerisinde çok fazla maç oynamak zorunda kaldık. Şimdi tabii ki bir ay 19 Nisan'da buraya geldik ve bu süreç içerisinde gelinen noktada tabii ki aşağı yukarı birçok şeyi biliyorduk. Tabii bu ortam içerisinde gelmemizin sebeplerinden bir tanesi daha önce benim Denizspor'daki geçirdiğim 5,5 sene. Bizler bu takımı Süper Lig'e çıkaran oyuncu grubundan bir tanesiyim ben. Takım kaptanlığını yaptım. Yaklaşık 3 seneye yakın kaptanlık yaptım ve bu dönem içerisinde UEFA Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen süreç yaşadık. Neredeyse kendi evim gibi olan bir şehirden bahsediyoruz. Daha önce de biliyorsunuz ben futbolculuk yaşantım bittikten sonra 20 sene profesyonel futbol oynadıktan sonra ilk başlangıcımı sportif direktör olarak Denizspor'da yaptım. Tabii ki o dönemde direkt hoca olarak gelmem istenmişti ama benim de o zamanki süreçte belgelerimle alakalı yaşadığımız sıkıntılardan kaynaklı 9. hafta gelmek zorunda kaldık ve her sene küme düşme potasının en büyük adayı olan Denizspor'u o dönemde 10. sırada bitirdik. Ve ben daha öncesinde zaten işi garantiye aldıktan sonra yönetimle yaşadığım bazı sıkıntılardan kaynaklı ayrılma durumum olmuştu. Ama hepimiz de biliyoruz ki Denizspor her zaman zorluklarla, her zaman yokluklarla bir noktaya gelmiş bir camia. Çok eskisini ben biliyorum bunun. Yani bizler zamanında parayı hiç düşünmeden her şeyimizi vererek bu formayı yukarılara taşımak için her şeyimizi verdik. Bu pandemi süreci, geçen sene düşmeyi kaldırdılar biliyorsunuz. Bu takımları çok etkiledi açıkçası. Hastalıklar, takımı kurmak. Tekrardan bu sene bunun çok daha ağır yaşandı açıkçası. Pandemi sürecinden sonra. Bir de bizim gibi takımların geniş bir kadroya sahip olmamalarından kaynaklı süreçte sakatlıklar, hastalıklar alınan sonuçları çok etkilediğini düşünüyorum. Şimdi bir de şöyle bir durum var tabii. Beklenti ister istemez yüksek olduğu bir ortamda. Eğer ki oyuncu grubumuzda istenilen kalitede değilse bu tip durumlarda genel olarak hoca değişimlerine gidilir. Bu süreç içerisinde biz yaklaşık 9 gündür buradayız arkadaşlar. Geldiğimiz süre itibariyle oyuncu grubuna çok fazla antrenman yapma şansım olmadı. Hemen gelir gelmedi 2 gün sonra bir Ankaragücü maçına gittik. Oyuncu grubu ister istemez mental olarak çok yorgundu. Yani söylediğim gibi kabulleniş vardı. Yani düşmeyi kabullenmiş bazı oyuncu grubu vardı. Bundan önce oynanan tüm maçlarda 6 galibiyet var. 7 maçta 6 galibiyet alınması bir mucizedir. Her hocanın bir oyun sistemi ve taktiği vardır. Ama bizler bunu hiçbir zaman sahada bunu uygulatma şansımız, zamanımız olmadı. Mesela Ankaragücü maçına gittiğimizde yaklaşık 8 tane oyuncu grubumuzun eksiklerimiz vardı. Biz içerideki genç oyuncularla takım içerisinde maç yani bir birlikteliği sağlamaya çalıştık. Biz genç oyuncuları çok seviyoruz oynatmayı ama tabii ki imkansızlıklardan kaynaklı da yaşanılan bu süreçte şanssız bir şekilde kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik gene. Biliyorsunuz yani oyuncu grubunun bazı noktalarda beklentileri oluyor. Diğer tarafta yönetimimizin yaşadığı sıkıntılar var. Şimdi iki tarafın da dinlediğinizde iki tarafın da çok büyük zorluklar yaşadığını görebiliyoruz. Bir taraftan maddi sıkıntılar, bir taraftaki pandemi süreci, taraftarımızın sahaya gelemeyişi ve oradan gelecek olan destekler, sponsor destekleri, federasyonun fazla takım olmasından kaynaklı maddi anlamda fiyatların düşüşü, bu oyuncu gruplarına bu paraların ister istemez istenilen noktada ödenemeyişi. Çünkü gelir gider tablosunda alınanla verilen çok farklılık gösterebiliyor. Sonrasında bu maddi anlamda yaşanılan desteklerin de tam istenilen noktada gelmeyişinden kaynaklı. Oyuncu grubu da parayı alamayınca ister istemez sahada belki çıkıp oynasa da kafa olarak burada olmadığı birçok maç söyleyebilirim size. Ben buraya gelirken şunu bilmiyor değildim. Tabii ki çok büyük zorluklar olacaktı. Bu zorlukların altından kalkmak için elimizden geleni yapacaktık ama yani en önemlisi bizim için Denizspor bir marka. Ne olursa olsun, ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın. Bugün gittiğinizde birçok takımın işte böyle tesislerinde veya tür imkanlar açısından üst seviyede bir camiadan bahsediyoruz. Yıllarca bu liglerde adından söz ettirmiş bir camiadan bahsediyorsunuz.
Burası açıkçası bir çiftlik değil. Yani tabii ki yabancı grubu, yabancı oyuncu grubu, Türk oyuncu grubu hepsi bizim evladımız. Hepsi yüreklerini sahaya koydukları zamanlar olmuştur ama benim açımdan Deniz Spor farklı bir durum. Ben buraya hiçbir maddi beklenti olmadan buraya geldim. Her şeyimizi Deniz Spor'a verebilmek açısından buraya geldik. Yani o markayı yerlerde sürünmesin değil, her ne olursa olsun o bayrağı ayakta tutabilmek için buraya geldik. Ama tabii ki sizlerle yapmak istediğim basın toplantısında insan yani bizim büyük bir camiamız var, taraftar grubumuz var. Bizim yaşadığımız zorlukları az çok bilmelerini istedim. Yani bu kadar sakatın, bu kadar hastalıkların yani bakıyorsunuz her maç 8 tane 9 tane bank oynayabilecek oyuncuları sahada oynatamadığımız anlarımız oldu. Taraftar gelemiyor, işte istenilen destek sağlanamıyor. İşler kötü gidince de insanlar kendilerini biraz geri çekiyorlar. Hani sizler bu kadroyu yaptınız, sizler bu oyuncu grubuna sahip oldunuz. Tabii ki eksikler ya, takım kurulurken birçok yanlışlar da yapılmış açıkçası. Yani oynatmak istediğimiz sisteme uygun oyuncuların bize verebileceklerini sahada göremiyoruz. O yüzden de istediklerimizi oynatamıyoruz. Bazen sistem olarak değişikliğe gitmek bir zorunda bile kalıyorsunuz. Şunu bilsinler, evet bizler de zor bir şey adım attık. Belki de en zor anında Deniz Spor'un yanında olmak için buraya geldik. Kaçmak için değil. Yani atıyorum işte kaybettiğimiz maç sonrasında ya işte adımıza ya Deniz Spor isminin lekesini sürdürmeyelim. Biz de gidelim. Başkasının üzerine kalsın durum değil. Ben son ana kadar, son dakikaya kadar Deniz Spor bayrağını taşıyacağım. Yönetimimizin doğrultusunda, düşünceleri doğrultusunda. Biz Deniz Spor sevdalısı insanlarız. Severek geldik buraya, isteyerek geldik. Asla başka insanların, başka düşüncenin arkasında başka güçlerle gelmedik. Burayı ayakta tutmaya geldik.